88. sayfa, sıra sizde. 1. A bir doğal sayı olmak üzere 1 bölü 4 ile 4 bölü 7 arasında kaç tane A bölü 28 rasyonel sayısı vardır? Şimdi 1 bölü 4 ile 4 bölü 7'nin paydalarını 28 olacak şekilde genişletelim. Bunu 7 ile, bunu da 4 ile. 1 bölü 4, 7 bölü 28 oldu. 4 bölü 7 ise 16 bölü 28 oldu. Şimdi bu ikisinin arasında sırasıyla yazıyorum bakın. 8 bölü 28 vardır. 9 bölü 28, 10 bölü 28, sonra 11 bölü 28, 12 bölü 28, 13 bölü 28, 14 bölü 28 ve 15 bölü 28. Toplam 8 tane A bölü 28 rasyonel sayısı vardır. 2. Kütleleri 32,4 kilogram, 30,6 kilogram ve 35,8 kilogram olan 3 kardeşin kütleleri toplamı kaç kilogramdır? Bu 3 kardeşin kütlelerini toplayalım. Bunları toplarken virgüllerin alt alta gelmesine dikkat edelim. 32,4, 30,6, 35,8. 4, 6 ve 8'i topladığımızda 18 olur. 18'in 8'i elde var 1. Virgüle sıra geldi. Virgülü koyduk. 2 ile 5'i toplarız 7. Bir de elde vardı 8. 3, 3 ve 3'ü toplarsak da 9 buluruz. Bu 3 kardeşin kütleleri toplamı 98,8 kilogramdır. 3. Bir ipe ipin 2 bölü 7'si kadar daha eklenince orta noktası 8 santimetre kayıyor. Bu ipin başlangıçtaki uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi ipin orta noktası 8 santimetre kayıyorsa o halde bu ipin 2 bölü 7'si 16 santimetredir. Bu ipin başlangıçtaki uzunluğunu bulmak için 16'yı 2'ye böleriz. 8 olur. 8 ile de 7'yi çarpınca 56 santimetre olarak buluruz. 4. Ahmet Bey evini boyatmak için bir boya şirketinden 3 işçi ile anlaşır. Birinci işçi, ben bir günde evin 1 bölü 6'sını boyarım. İkinci işçi, ben bir günde evin 1 bölü 12'sini boyarım. Üçüncü işçi, ben bir günde evin 1 bölü 24'ünü boyarım dediğine göre bu 3 işçi birlikte 3 günde evin kaçta kaçını boyarlar? Evet, bu 3 kesiri toplayalım. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 24. Paydalarını 24'te eşitleyelim. Bunu 4 ile, bunu 2 ile genişletelim. Bu aynen kalsın. 4 bölü 24 artı 2 bölü 24 artı 1 bölü 24. Topladığımızda 7 bölü 24 buluruz. Evet, bu 3 işçi birlikte 3 günde evin 7 bölü 24'ünü boyar. 5. Ayşe mahalle sütçüsünden aldığı 2 litre sütün 5'te 2'sini kardeşiyle içmiş, 4'te 1'i ile babasına pasta yapmıştır. Kalan sütün 3 bölü 7'si ile de süt tatlısı yapmıştır. Ayşe'nin elinde sütün kaçta kaçı kalmıştır? 2 litre sütün 2 bölü 5'ini içmişler, 1 bölü 4'ü ile de pasta yapmışlar. Ne kadarı kullanılmış onu bulalım. 2 bölü 5 artı 1 bölü 4. Payda eşitleyelim. Bunu 4 ile, bunu da 5 ile genişletirsek 8 bölü 20 artı 5 bölü 20 eşittir 13 bölü 20 olur. Bu kullanılan kısmı tamamı 2 litreydi. 2'nin 13 bölü 20'si kullanılmış. O zaman geriye 7 bölü 20'si kalır. 2'nin 7 bölü 20'sini bulalım. Bu işlemi yaptığımızda 7 bölü 10 olur. Bu kalan süttür. Kalan sütün 3 bölü 7'si ile süt tatlısı yapılmış. O zaman 7 bölü 10'un 3 bölü 7'sini bulursak, bakın 7'ler sadeleşir, geriye 3 bölü 10 kalır. 3 bölü 10'uyla süt tatlısı yapılmış. 7 bölü 10'dan da 3 bölü 10'u çıkarırsak geriye 4 bölü 10'u kalmış olur. 6. Bir sınavda sorulan 40 sorunun 2 bölü 5'i genel kültür, kalan soruların 7 bölü 12'si ise matematik sorularıdır. Geriye kalan sorular Türkçe dersine ait olduğuna göre bu sınavda kaç tane Türkçe sorusu sorulmuştur? Şimdi genel kültür sorularını bulalım. 40 sorunun 2 bölü 5'iymiş. 40'ın 2 bölü 5'i. 40'ı 5'e bölersek 8, 8 ile 2'yi çarparsak 16 olur. 16 tane genel kültür sorusu varmış. Şimdi 40 soru vardı toplam. 40'tan 16'yı çıkarırsak 24 kalır.
24'ün de 7 bölü 12'si matematikmiş. 24'ün 7 bölü 12'si. 24'ü 12'ye bölersek 2 olur. 2 ile 7'yi çarparsak 14 buluruz. 14 tane matematik sorusu var. O halde 24'ten de 14'ü çıkarırsak geriye 10 tane Türkçe sorusu kalmıştır. Bakın toplam 40 soru vardı. 16 tane genel kültür, 14 tane matematik, 10 tane de Türkçe. Toplamı 40 soru yapıyor. Türkçelerin sayısı 10 tanedir. 7. Selim Borcu'nun ilk hafta 3 bölü 10'unu, ikinci hafta 3 bölü 16'sını, üçüncü hafta 1 bölü 8'ini. Kalan borcunu da dördüncü hafta ödemiştir. Son hafta 93 Türk lirası ödediğine göre Selim'in toplam borcu kaç Türk lirasıdır? İlk hafta 3 bölü 10'u, ikinci hafta 3 bölü 16'sı, üçüncü hafta 1 bölü 8'i. Şimdi bu üçünü toplayacağız. Şimdi bu kesirlerin paydalarını eşitleyelim. 80 de eşitlenirler. Bunu 8 ile, bunu 5 ile, bunu da 10 ile genişletelim. Burası 24 bölü 80 olur. Burası 15 bölü 80 olur. Burası da 10 bölü 80 olur. Topladığımızda 49 bölü 80 buluruz. Şimdi tamamı 80 bölü 80'dir. Bundan 49 bölü 80'i çıkarırsak geriye 31 bölü 80 kalır. Bu dördüncü haftaki taksittir. Şimdi dördüncü hafta 93 Türk lirası ödenmiş. Borcun 31 bölü 80'i 93 liraymış. O zaman 1 bölü 80'ini bulmak için 93'ü 31'e bölersek 3 olur. 80 ile de 3'ü çarparsak borcunun tamamını 240 TL olarak buluruz. 89. sayfa kazanım kavrama testi 9. Birinci soru. 7A sınıfındaki öğrencilerin 2 bölü 5'i kız öğrencidir. Erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından 7 fazla olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Sınıfın 2 bölü 5'i kız öğrenci ise 3 bölü 5'i erkek öğrencidir. 3 bölü 5'i ile 2 bölü 5'i arasındaki fark da 1 bölü 5'tir. Bu 7'ye eşitmiş. Sınıfın 1 bölü 5'i 7 ise tamamı 7 kere 5, 35 kişidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 2. Bir havuzun 3 bölü 7'si doludur. Bu havuza içindeki suyun yarısı kadar daha su eklendiğinde havuzun 60 litrelik kısmı boş kalmaktadır. Buna göre havuzun tamamı kaç litre su alır? Şimdi havuzun 3 bölü 7'si doluymuş. Bunun yarısı ise 3 bölü 14'tür. Bu kadar daha su eklediğimizde havuzun ne kadarlık kısmı doludur onu bulalım. 2 ile genişlettiğimizde 6 bölü 14 artı 3 bölü 14 9 bölü 14 yapar. Bu dolu kısmı. Boş kısmı ise 5 bölü 14'tür. Bu 60'a eşitmiş. Şimdi havuzun tamamını bulmak için 60'ı 5'e böleriz. 14'te birini buluruz. 12'dir. 12 ile de 14'ü çarparak 168 litre buluruz. Bu da havuzun tamamıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Bir sınıftaki öğrencilerin 1 bölü 3'ü futbol, geri kalanlar ise 3. Bir sınıftaki öğrencilerin 1 bölü 3'ü futbol, geri kalan öğrenciler de basketbol branşını seçmiştir. Basketbolu seçen öğrenci sayısı 24 olduğuna göre futbolu seçen kaç kişidir? Futbolu seçen öğrenciler sınıfın 1 bölü 3'ü ise 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkardığımızda basketbolu seçenler de 2 bölü 3 olur. Demek ki basketbol seçenler futbolu seçenlerin 2 katı. Şimdi basketbolu seçen öğrenci sayısı 24'müş. O zaman futbolu seçen öğrenci sayısı da 12 olur. 24'ün yarısı. Sınıfın tamamı da 36 olur. Bize futbolu seçen öğrenci sayısını sormuş. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. Bir sivil toplum kuruluşu 2021 yılında yaptığı yardımların 1 bölü 4'ünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 1 bölü 3'ünü o ildeki şehit ve gazi çocuklarının eğitimine, 1 bölü 6'sını Kızılay'a, kalan miktarı da huzurevine bağışlamıştır. Bu sivil toplum kuruluşunun 2021 bütçesi 36 bin Türk lirası olduğuna göre huzurevine bağışlanan miktar kaç Türk lirasıdır? Şimdi yapılan yardımları toplayalım. 1 bölü 4'ü Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 1 bölü 3'ü şehit ve gazi çocukların eğitimine, 1 bölü 6'sı da Kızılay'a. Bu üçünü toplayalım. Payda eşitleyeceğiz. 12'de eşitlenirler. Bunu 3 ile, bunu 4 ile, bunu da 2 ile genişletelim. Evet, 3 bölü 12 artı 4 bölü 12 artı 2 bölü 12.
topladığımızda 9 bölü 12 olur. Bunu sadeleştirdiğimizde de 3 bölü 4'e eşittir. Kalan bağışlar ise arkadaşlar 1 bölü 4 olur. 4 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkardığımızda huzurevine bağışlanan miktar ise 1 bölü 4 olur. 2021 bütçesi 36 bin liraysa 36 bini 4'e böldüğümüzde huzurevlerine bağışlanan miktarı 9 bin lira olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 5. Bir sayının yarısı ile 1 bölü 3'ünün toplamı aynı sayının 3 eksiğine eşittir. Bu sayının 5 bölü 2 katı kaçtır? Sayının yarısı ile 1 bölü 3'ünün toplamı. Yarısı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ünü toplayalım. Bunu 3 ile, bunu da 2 ile genişletelim. 3 bölü 6 artı 2 bölü 6 eşittir. 5 bölü 6 yapar. Şimdi bu sayının 5 bölü 6'sı aynı sayının diyor 3 eksiğine eşitmiş. Şimdi 5 bölü 6 bu sayının 3 eksiğine eşitmiş. Sayının tamamı 6 bölü 6 olsun. 5 bölü 6'yı çıkarırsak 1 bölü 6'sı kalır. Demek ki 1 bölü 6'sı 3'e eşitse sayının tamamı 3 çarpı 6 18'dir. Bu sayının 5 bölü 2 katı sorulmuş. 18 ile 5 bölü 2'yi çarpacağız. 18'i 2'ye bölersek 9 olur. 9'a da 5'i çarpınca 45 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. Ali maaşının 1 bölü 6'sını kiraya, 3 bölü 14'ünü mutfak masraflarına, 1 bölü 7'sini kırtasiye masraflarına, 1 bölü 21'ini de ulaşım giderlerine harcamaktadır. Bu harcamalardan sonra Ali'nin maaşından geriye 2520 Türk lirası kaldığına göre Ali'nin maaşı kaç Türk lirasıdır? Evet, kiraya ödenen kısım 1 bölü 6, mutfak masraflarına ödenen kısım 3 bölü 14, kırtasiyeye ödenen kısım 1 bölü 7 ve ulaşıma harcanan kısım 1 bölü 21. Şimdi bunları toplayalım. Payda eşitleyeceğiz. 42 de eşitlenirler. Bunu 7 ile, bunu 3 ile, bunu 6 ile, bunu da 2 ile genişletelim. Evet, 7 bölü 42 artı 9 bölü 42 artı 6 bölü 42 artı 2 bölü 42. Topladığımızda 7, 9 daha 16, 6 daha 22, 2 daha 24 bölü 42 olur. 6 ile sadeleştirdiğimizde 4 bölü 7 buluruz. Bu harcamalardan sonra Ali'nin ne kadar parası kalır onu bulalım. Maaşının tamamına 7 bölü 7 dersek 4 bölü 7'si harcanmış, geriye 3 bölü 7'si kalır. Şimdi bu 2520 liraymış. Ali'nin maaşı sorulmuş. O zaman 2520'yi 3'e bölüp 7 ile çarpalım. 3'e bölelim. 3 kere 8, 24. 1 kalır, 2 indiririz. 12'nin içerisinde 3, 4 kere. 4 kere 3, 12. Sıfırı da buraya eklersek 840 olur. Şimdi 840 ile da 7'yi çarptığımızda Ali'nin maaşını buluruz. 840 çarpı 7. Burası 0 olur. 7 kere 4, 28. Elde var 2. 7 kere 8, 56. 2 de elde 58. Ali'nin maaşı 5880 liradır. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. Bir telin ucundan 2 bölü 5'i kesildikten sonra orta noktası 18 santimetre kaydığına göre bu telin ilk uzunluğu kaç santimetredir? Orta nokta 18 santimetre kayıyorsa bu telin 2 bölü 5'i 36 santimetreye eşit demektir. 36'yı 2'ye bölersek 18 olur. 18 ile de 5'i çarptığımızda 90 buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. Bir bisikletli parkurun 1 bölü 6'sını gittikten sonra kalan yolun kaçta kaçını daha giderse bütün yolun 4'te 3'ünü tamamlamış olur. Bu bisikletli parkurun 1 bölü 6'sını gitmiş. Şimdi ne kadar daha giderse 3 bölü 4'ünü tamamlamış olur. 3 bölü 4'ten 1 bölü 6'yı çıkaralım. Şimdi payda eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek 9 bölü 12 eksi 2 bölü 12 eşittir 7 bölü 12'si. Bu yolun 7 bölü 12'si kalmış. Şimdi 1 bölü 6'sını gittikten sonra kalan yolun kaçta kaçını daha giderse diyor. Şimdi kalan yol 5 bölü 6'dır. 5 bölü 6'nın kaçta kaçını giderse 7 bölü 12 olur. Bize şuradaki sayıyı soruyor bakın. 5 bölü 6'nın kaçta kaçını giderse 7 bölü 12'si olur. Bunu bulmak için 7 bölü 12'yi 5 bölü 6'ya böleriz. 7 bölü 12'ye
aynen yazarız. 5 bölü 6'yı ters çevirip çarptığımızda 6 bölü 5 olur. 6 ile 12 sadeleşir. Burası 2 olur. 7 bölü 10 buluruz. Evet. Kalan yolun 7 bölü 10'unu gitmiş olursa, bakın buraya 7 bölü 10 yazacağız. Bütün yolun 3 bölü 4'ünü tamamlamış olur. Evet, doğru cevap D şıkkıdır.